Merhaba çiftçi arkadaşlar. Yine güzel bir bahar mevsimini şu anda uygulama bahçelerimizde yine başlatmış bulunuyoruz. Hepimize şu günden itibaren hayırlı olsun. Şu anda Mart'ın ilk haftasındayız ve bu kardeşimizin bahçesinde bundan önce geçen yıllarda yaptık. Felaket bir dal kurdu vardı. Şu anda dal kurtlarını aramakla bulamıyorum. Bakabilirsiniz. Bahçemizde mükemmel bir gelişme oldu. Bu ürünümüzü kullanarak, Aysa organik ürünlerini bilhassa kullanarak verimde süper bir performans elde ettik. Bunu şu anda sıvı gübremizi güz mevsiminde kullandık. Tozlanmayı güçlendirmek için çalışmalarımızı yaptık. Şu anda Mart ayının ilk haftasında doğurganlığı artırmak için bunu yapıyoruz. Aynı üründen kullanacağız. Bu ürünü kullanırken sevgili dostlar, sakın böyle kenardan köşeden yapmayın. Yani dalımızın en uç noktasından arkadaşlar, en uç noktasından dip kısmına kadar düşen ürünler arkadaşlar. Ondan sonra dibe. Bu ne yapacak? Kurşlarımızı patlatacak sevgili dostlar. Hem kurşlarımız patlayacak, hem yeni dalcıklar gelişecek, yeni ürünler hizmete hazırlanacak. Arkadaşlar, bu ürünü bahçemizin neresine atarsak atalım, bahçemizin dal iz düşümü, efendim, çıtırlar, yani taş dediğimiz kısım, hepsini en güzel şekilde yaparsak sonuca hep beraber gitmiş olacağız. Göreceksiniz, bu ürünü kullanan dostlar ilerleyen tarihlerde daldaki kardeşlenme diyor veya dalcıklar, meyveye dönük dalcıklar oldukça yoğun olacak. 1'e 3, 1'e 2, 1'e 5 gibi aralığında yapacak. Bir de bu ilkbaharda, Mart'ın ilk haftasında kullandığımız bu ürün bitkimize ne sağlayacak? Donlamayı, soğuğa karşı önümüzde belki -1, -2'lere düşecek olan sıcaklığı artı derecede tutacak. Bu aynı zamanda bir antifriz görevi yapacak bitkimizin gövdesinde. Benden size bu kadar. Ayrıca ne yapacak? Diğer verebildiğimiz kadar, bitkiye doyum sağlayabildiğimiz kadar kardeşlenmeyi burada sağlamış olacağız. Doyurmayı sağlamış olacağız. Hepimize bu çalışmalar hayırlı olsun. Saygılar.